Alo. Buyurun. Burada. Seni arıyorlar. Kimmiş? Alo. Buyurun. Ne işin var burada? Ne zaman geldin? Soruyorum çünkü bilmek istiyorum. Tamam, şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Kahvaltı hala hazır değil mi? Hazır. Çocuklar nerede? Kahvaltıya inmek için davetiye mi bekliyorlar? Emre, Yağmur! Aa, ne bağırıyorsun evladım? Hazırlanıyor çocuklar. Makbuşcuğum, akşama mı gelirsin? Ahiretlik ne zaman salarsa o zaman gelirim. Nasılsa iş güç yok. Bu makbuş da sürekli geziyor. Oh eyvallah. Hakan, iyi misin sen? Emre, Yağmur! Gelsenize! Nana'ya söyleyeyim de saçımı topuz yapsın. Düğüne mi gidiyorsun kızım? Sana ne ya, karışma. Nerede kaldınız? 50 saatte hazırlanamıyorsunuz. Hakan, niye bu kadar sinirlisin? Sinirli falan değilim. Herkes yemeğini yesin. Al canım. Sağ ol. Getir canım. Nana, saçımı topuz yapar mısın? Üf ya, taktı bu kız da topuza ya. Saçın böyle de güzel ama canım benim. Ya Can saçımı çekip duruyor ikide bir de. Canım çok yanıyor. Yeni gelen Can mı? Hani bizim sınıftaki. Evet. Ya kızım daha önceden niye söylemiyorsun? Ağzını burnunu kırarım ben onun. Yavaş kur oğlum, ceviz kırmıyorsun. Ya ama baba ben zaten gıcık oluyorum o çocuğa. Kavga falan istemiyorum ben. Öğretmenize söylerseniz o halleder. Susun da yemeğinizi yiyin biraz. Hakan, biraz fazla tepki göstermiyor musun? Ben onların babasıyım. Onlar için neyin iyi, neyin kötü olacağına ben karar veririm. Dua etsinler de başlarında bir baba var. Bir şey anladıysam arap olayım. İstersen Kızılderili ol. Kavga istemiyorum o kadar. Kahvaltınız bittiyse çıkıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Saat kaç oldu hanımefendi? Neredesiniz? Aa, trafik vardı, anca geldim. Solundan mı kalktın sen bugün? Aa. Bu senin çocukluk fotoğrafın değil mi? Ay Hakan, çok tatlısın. Babam gelmiş. Bunca yıldan sonra öyle mi? Ay nihayet tanışacağız, çok heyecanlıyım. Hayır, tanışmayacaksınız. Neden? Çünkü onunla görüşmek istemiyorum. Görüşmek istemiyor musun? Hayır. Ama özlemedin mi? Neden özleyecekmişim? O beni özlese bu kadar uzun zamandır arardı, öyle değil mi? Hiç özlemedim. Ama... Simge, bu konu kapanmıştır. Lütfen bugünkü işle ilgili ihale dosyasını getirir misin? Rica ederim. Peki. Ne derse olacak. Bir son dakika haberini açıklıyoruz. 60 yaşlarında kimliği belirsiz iki kişi tarafından yapılan banka soygunu polisi alarma geçirdi. Sabah saatlerinde bankaya giren 60 yaşlarındaki iki kişi ellerindeki silahlarla güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip yüklü miktarda parayı gasp ederek bankadan ayrılmışlardır. Güvenlik görevlisinin tarifine göre biri 1.60, diğeri 1.80 boylarında beyaz saçlı ihtiyarlar soygunu son derece soğuk kavramın içinde işlemişlerdir. Banka tarafından çalınan paranın miktarı henüz açıklanmadı. Efendim? Nasılsın Nana? İyiyim, temizlik yapıyorum. Ya sabahki sinirim için özür dilerim.
bildiğin bir şeyler mi var? Babam dönmüş. Neredeydi? Sorma nana bir şey ya. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hayır, anlamıyorum. Babanın dönmesi iyi bir şey değil mi senin için? Nana, lütfen. Tamam tamam, sonra konuşuruz. Akşama görüşürüz o zaman. Ben sadece seni kırdığım için aramıştım. Kusura bakma. Tamam, önemli değil. Of baba ya. Nereden çıktın ki? Gündüz İstanbul'un göbeğinde yapılan bu banka soygunu ve ortadan yok olan soyguncular polisi harekete geçirdi. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Çok merak ediyorum, işe yarayacak mı? Bu alet çalışırsa gerçekten de çok iyi bir buluş bence. Bilgin. Çok harika bir icat bu. Aman ne var yani bunda? Ben aynısını sihirle 2 dakikada yapabilirim. Şoker, bir kere de bir şeyi takdir etmesini bil. Ayrıca önemli olan emektir. Bilgin emek vermiş, böyle güzel bir icat yapmış. Sen gerçekten çok başarılı bir bilim adamısın. Peki şimdi oradan pirinç atınca buradan da pilav mı çıkıyor? Pilav üstü az kuracak. Ay. İğrenç. Yemek yiyememeniz ne kadar da kötü. Ya, bu güzel tattan mahrum oluyorsunuz. Gel misin? Bu da kuru kuru gitmiyor ya. Al Bilgi. Ne yapıyor böyle? Gülinda, ya ne tutuşalım mı? Tutuşalım bari. 100 yıldır tutuşmamıştık. Eğlenceli olabilir. Biz de. Ayol ben nereden bileyim? Peki, eğer ben kazanırsam bir günlüğüne oyuncaklar dünyasının baş birisi olurum. Ayrıca senin ve Nana'nın sihir güçlerini alırım. Hayır. Nana'nın bu işe ne ilgisi var? Hem sen niye onunla uğraşıyorsun? Canım, o senin baş koruyucun değil mi? Bir günlüğüne hiç sihir güçleriniz olmazsa ne olacak? Çok merak ediyorum. Yine aklından ne şeytanlık geçiyor Şoker senin? Hiçbir şeytanlık geçtiği yok. Bir gün diyorum kulüne ya. Bir günde ne yapabilirim ki? Peki ben kazanırsam bir daha Nana'nın yanına yaklaşmayacağına söz verir misin? Yani. Söz. Erkek sözü, oyuncak sözü, şoker sözü. Her türlü sözü veririm. Yok. Tutuşmayacağım. Vazgeçtim. Hadi, ne olur. Hayır vazgeçtim ben. Vazgeçtim. İstemiyorum. Ne olur. Bence eğlenceli olur. Hadi bu iddiaya gir Kulina. Kazanabilir miyim? Nasılsa sen onu kandırırsın. Hem böylece Nana'yı da rahat bırakmış olur. Evet Kulina. Evet Kulina. Gel şuraya gelin. Lendesi blendesi olsun mu? Olsun. Havada ne var? Bulut. Sen de bu lendesi unut. Alsana ayran içer misin? Aklımda. Çiçek al. Ay aklımda diyorum. Kitap. Aklımda. Kavanoz. Ay bırak Şoker aklımda diyorum. Ziyafet mi var burada Sünger Kafa? Sen neden okulda değilsin bakayım? Ya okula gitmek istemiyorum. İstemiyorum. O okula gidilecek. Annene söz verdim. Kaç. Ay gel buraya. Pompi buraya gel. Kaçma. Kulina'yı mutlaka kandırmam lazım. Güzel hallet olmuş Bilgin. Çalış. Bir gün benim teknolojime erişirsin. Gülüm be.
adamı bir yerden tanıyorum ama nereden? Tam zamanı. Sevgili Gurina, sevgili Perim. Sizin için mavi ormandan çiçek topladım. Ay şok gel. Bak Gurina. Al al. Hadi al sana. Şoker. Neyi var bunun? Gözü hiçbir şey görmüyor. Gurina, bak senin için ne yaptım. Al al. Bak sana çok yakışacak. He? Kimdi acaba? Kimdi mi? Ay. Şişirdi beni. Ay. Ay yapma Şoker. Nerede bu? İşte geliyor. Bu konseyde iyice abarttı canım. Ya bu kadarına da beş doğrusu yani. Ne oldu Şoker? Ne yazıyor o kağıtta? Hangi kağıtta? Arkana sakladığın kağıttan söz ediyorum. Arkamda kağıt mı var? Ver diyorum onu bana. O kadar çok ısrar ediyorsan al cicim. Kazandım. Kazandım. İddiayı ben kazandım. Kazandım. Ben kazandım. Lades yaptım. Ben kazandım. ne var yani? Ne var olur mu? Sözünü unutma. Bir gün boyunca buranın idaresi bana geçiyor. Sihir güçlerin de yok cicim. Şimdi gözümün önünden kaybol. Nereye? Ben biliyorum seni nereye göndereceğimi. Başmeri oldum. Başmeri oldum. Yaşasın. Yaşasın başmeri oldum. Başmeri oldum. Başmeri oldum. Başmeri oldum. Evet. Güzel. Çok güzel. Gerek yok. Siz Hakan'ın babasısınız değil mi? Hakan mı? Hakan'ın babası olduğunuzu ve ondan çekindiğinizi biliyorum. Gerçi nedenini bilmiyorum ama sanırım aranızda bir kırgınlık var. Merak etmeyin, her şey düzelir. Ne de olsa baba olsunuz. Hakan evde mi? Yok yok, rahat olun. Ofiste akşama gelir. Ay lütfen rahatınıza bakın. Alayım mı şu ceketinizi? İşte yok yok yok. Yok yok. Gerek yok. Bende kalsın o. Peki. Aa, bir şey içer misiniz? Oturun. Aa, kapı. Şey. Durun durun. Açmayın. Aa, niye? Şey. buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama banka soyguncusu iki ihtiyar arıyoruz. En son bu civarda görülmüşler. O yüzden evlere tek tek bakıyoruz. Burada yabancı birilerini gördünüz mü acaba? Yok, görmedim. Görürseniz lütfen bize haber verin. Tabii. İyi günler. Size de. Buyurun oturun. Ben çay yapayım size. Alcın. Sağ ol. Hakan'cığım sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Bunca yıldan sonra dönmüş gelmiş işte. Aranızda geçenleri ben bilemem tabii ama ona bir şans daha vermelisin. Hiç olmazsa onu bir dinle. Dinleyecek hiçbir şey yok. Değil onu dinlemek, yüzünü daha görmek istemiyorum. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Ay. Ben dayanamayacağım. Hakan arayıp geldiğinizi söyleyeceğim. Eve erken gelsin. Yok yok yok. Yok yok sakın arama.
Arama, arama. Haklısınız. Sürpriz olsun, öyle değil mi? Ya sürpriz olsun. Aa, sormadım. Aç mısınız? Siz zahmet etmeseydiniz. Aa, öyle şey olur mu? Hemen hazırlıyorum, hemen. Buradan da iyi mal çıkarmış ya. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Of, aptallık bende. Şeytanın arka bacağı o. Nasıl da kandırdı beni. Şimdi kim bilir oyuncakların başına ne işler açacak. Of. Ah, kapı. Açma açma. Sakın açma. Sakın açma. Merak etmeyin, Hakan gelmemiştir. Olsun, sürpriz yapacağız ya. Tamam, sakin olun. Aa, Kulina? Nana. Teyzem. Ha. Bir teyzen eksikti ha. Ay Nana, sorma başıma gelenleri. Şokerli iddiaya girdi. Bu kim ki? Tanıştırayım. Hakan'ın babası. Bu da teyzem Kulina. Gerçekten çok çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Nana, biraz mutfağa gidelim mi? İzninizle. Gel gel. Güzellik ya. Her taraf polis kaynıyor. Bir yolunu bulup gelip beni buradan alırsınız. Ev çok yüklü. Evi de soyarız. Temkinli gelin. Bir de kadın kaçıracağız. Evet. Çok güzel bir kadın. Tamam, oldu, görüşürüz. Tekrar ararım ben sizi. Buyurun. İş güç işte. Ah Şoker. Beni buraya mahkum ettin. Buyurun. Teşekkür ederim. Teyzeniz ne kadar zarif bir hanımefendi. Nana. Hakan babasına hiç benzemiyor değil mi? Evet. Ay baksana, yiyecek gibi bakıyor ya. Nana, bu adam benim gözümü işletmedi, söyleyeyim. Nana sus, duyacak şimdi. Yesene Kulinacığım. Ah, rejimdeyim canım. Gelecek misin? Kendisi de mi desin ya? Bir gününe başlıyor şu hale bak. Keşke iddiaya girmeselerdi. Tamam, şunu yap. Şunu yap. Bunu yap. Şunu yap. Bana ne? Sizin de bir oyuncaklar. Ben sizi buraya çene yapasınız diye mi gönderdim? Duyma. Bundan sonra benim dediklerimi yapmazsanız sizi bir çöp torbasına koyar, kapının önüne bırakın. Anlaşıldı mı? Ay ay. Öncelikle her yerin pırıl pırıl olmasını istiyorum. Ben bir öküz burcu olarak. Öküz burcu mu? Temizliğe çok önem veriyorum. Ne bakıyorsunuz öyle aval aval? Ha? Marş marş. Hadi bakalım. Doğru temizliğe. Açı. Gidelim bari. Olduk mu başımıza derdi? Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya. Aynen öyle. Nedir bu canım? Olacak iş mi? Of. Bu Şoker var ya, bizim suyumuzu sıktı ha. Of. Ne diye Kulina'ya iddiaya gir dedim ki? Yani. Şoker'in bir şeytanlık yapıp onu kandıracağı belliydi. Şimdi canımızı çıkarmak için her şeyi yapar. Of. Neyse. Nasılsa sadece bir gün. Katlanacağız. Ne yapalım? Yani. Benim tanıdığım Şoker ne yapar eder? Konseyi bir biçimde inandırıp Kulina'yı saf dışı bırakmaya çalışacaktır. Ne yapacağız peki? Onu başbellilikten kendi isteğiyle vazgeçirmeliyiz. Bu çok zor. Bence de. Yani. Saygıdeğer konsey üyeleri. Bildiğiniz gibi Bilades oyunu sonucu bir günlüğüne Kulina'da bütün yetkileri devralmış bulunuyorum. Şu anda oyuncaklar dünyasında devrim niteliğinde işler yapıyorum. Her yer pırıl pırıl.
Bütün oyuncaklar huzurlu. Tamam, kabul ediyorum. Kulina da iyi bir başperi. Ama ben daha genç ve daha dinamiyim. Bakın. Sizden ricam, bugünün sonunda yaptıklarımı değerlendirmeniz iyi. Ve yeniden düşünmeniz... oyuncaklar dünyasına çok faydalı olacağımı düşünüyorum. Tamam. Günün sonunda çalışmalarını değerlendirip bir karara varacağız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Elini temizledik. Canımız çıktı. Yeter artık Şoker. Yetmez efendim. Yetmez. Konsey üyeleri teftişe gelecek. Hemen dışarıya çıkıp ne kadar ağaç varsa yapraklarını tek tek, böyle tozunu almanızı istiyorum. Memnun oldum. Ben de Şoker. Çabuk iş başına. Çabuk. Sakın sallanmayın. Kontrol edeceğim. Ben çıkıyorum. Olmaz ki canım. Bu böyle olmayacak. Arkadaşlar, benim aklıma bir fikir geldi. Yaklaşın, şöyle yaklaşın bakayım. Neymiş? Bakın arkadaşlar, Şoker'i canavarlarla boğulacağız, tamam mı? Beni emretmişsiniz yüce imparatorum. Gel bakalım Gorfo, gel. Deminden beri düşünüyorum da, şu sersem oyuncakların içinden hiçbirini gözüm tutmuyor. Benim de tutmuyor zaten. Çizgisin mizgisin ama yine de kafama en yakın olan sensin. Ay, teşekkür ederim. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum baş imparatorum. Konsey sanırım başperilik için bana bir şans verecek. Ciddi misiniz? Burayı adam akıllı yönetip iyi bir hale soktuktan sonra da üstün hizmetlerimden dolayı insan olabileceğimi kabul edebileceklerini düşünüyorum. Harika olur. İnsan olduktan sonra da benim yerime başperi olarak seni önereceğim. Yaşasın, yaşasın yüce Şoker. Dur, hemen öyle laubalileşme. Haddini bil. Ay, pardon yüce imparatorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Dinliyorum. Onların içine sız ve çok çalışmalarını sağla. Anladın mı? Anladım. Güzel. Şoker, insan olunca şu çizgi film işini ayarlarsın artık değil mi? Oğlum, koskoca başperi olacaksın. Ne yani? Hollywood'a gidip şaklabanlık mı yapacaksın he? O da doğru ya. Doğru tabii. Güle güle. Tam bir çizgi kafalı ya. Çizgi kafa.